Şimdi bir paylaşım oldu masada. Ali abi ifade etti. Ya dediler ki bu onurlu dönüşün iki tane unsuru var. Biz iki tane koşucu ekleriz. Bu iki tane koşucu yavaş giden, pek giden, tam da bizim oraya içimizin sılarak koymadığı bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Ama sağa ve soluna hanımefendinin ifadesiyle Hakkari'de, Diyarbakır'da dahi ismi zikredilen Mansur Yavaş, ki ben hakikaten inanamıyorum. O Mansur Yavaş'ın 4 Mart 2011 tarihli Lider Devlet Bahçeli'ye mektubu buradadır. Tarih bundan unutmuyor. Diyor ki CHP'lileştin. Sen diyor Milliyetçi Hareket Partisi'nin Lider Devlet Bahçeli'ye bir takım ifadelerde bulunurken kendi özünden uzaklaştırdın diyor. O Mansur Yavaş şu an CHP'nin içinde adeta kaybolabiliyor. Yaşanılan tüm hadiselere rağmen. Yavuz Bey çıkıyor diyor ki devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiniz diyor. Sıradan bir isim değil. İki tane tezkere var kıymetli üstadan burada. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve İYİ Partili kıymetli vekillerin imzasıyla çıkıyor 16 Ekim 2021, 9 Haziran 2022 tarihli Irak ve Suriye tezkereleri. Ama Kemal Bey çıkıyor. İkinci maddeye Kemal Bey, bakarsanız hepsini okurum üstad. Satır yabancı satır. Yabancı askerlerin satır satır konuşlanması meselesi. Kıymetli üstadım, anayasanın hükmünü koyduğumuz için orada herhangi bir beys yok. Tamam böyle. Değilim, avukatın da yapmıyor. Estağfurullah üstadım. Yüzden insicamın bozulmasın. Anayasanın metni olduğu için herhangi bir beys yoktur. Kıymetli genel başkan çıktı, Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki İYİ Parti vekiller evet demişti. Bu tezkereler evet demek vatana ihanettir dedi ya. Biz duyduk bunları. Acaba dedik yanlış mı duyuyoruz? Biz anlamıyor muyuz? Ve şunu anlattık hukuki açıdan. Eğer bu tezkereler çıkmazsa o an itibariyle bizler hukukçuyuz. Mehmetçik Kuzey Irak'ta, İran kuzeyinde, Suriye'de şagildir. Orada olmaya mecbur olmasının yegane mesnedi hukuki açıdan, uluslararası hukuk açısından bu tezkerelerdir dedik. İhanetle suçlandı. Akabinde ne oldu? Bakın ya, basit hadiseler değil. Bir Perinaz Mahpeyker Yaman çıktı. Kıymetli Genel Başkan dedi ki ya ben hatırlamıyorum. Koydular önüne, Mardin'den oy alacaktık dedi. Gazi Mustafa Kemal. Evet, Matman'dan, Mardin'den neyse. İnanılmaz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Bırakınız ve hatta ve dahi Kemal Bey'e doğru korkak, kaçak, müfteri beyanlarıyla mesajlar attığını gördüm. Kansız. Şimdi ifade geçti. Ya Sezgin Tanrıkulu, affınıza mağruren, kıymetli Cansu Canan'ın programı da ben olsaydım yemin ediyorum RTÜK programı kapatırdı. Beni de bir daha çağırmazdınız. Dayanamazdım Erdoğan Aktaş. Ya öyle bir takım ifadelerde bulunuyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçi'ye. Hangi Türk Silahlı Kuvvetler? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan ve tarihin her döneminde adı medeniyet nurlarıyla birlikte anılan kahraman Türk ordusu. Ve bu Türk ordusuna yönelik sen ağza alınmayacak laflar söylüyorsun. O lafları da götürüyorsun. Bir hukukçuya yakışmayacak şekilde sözde bir insan hakları mahkemesi kararına atfen koyuyorsun. Bir hukukçuya yakışır şekilde gidiyoruz buluyoruz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin o kararını. Karşılıklı iddiaları tartışan bir karar olduğunu görüyoruz. Peki ne oldu Sezgin Tanrıkulu'ya karşı? Tanju Özcan burada. Benim üstadım, meslek büyüğüm. 22 Haziran 2023'te sen işine geldiği zaman Tanju Özcan'ı MYK kararında tedbirli olarak sevk edebiliyorsun. Derhal ve aniden, takdimen, öncelikle, müstaceliyetle. Diyorsun ki Yüksek Disiplin Kurulu'na dahi giderken ben senin seçme ve seçilme hakkını dahi elinden alırım. Bunu yapıyorsun Tanju Özcan'a. Adam burada yanımda. Peki Sezgin Bey'e niye yapamıyor? Yapamazsın arkadaş. Sezgin Tanrıgülü kulu çok şeyin ötesindedir. Tıpkı Canan Hanım'ın olduğu gibi. Tıpkı Canan Hanım'ın beyanlarının da çok şeyin ötesinde olduğu gibi. Maalesef Kemal Kılıçdaroğlu'nu da aşıyor. Peki ne diyor? Her seferinde biz kime atıfta bulunuyoruz? Gazi Mustafa Kemal'dir. Fethi Yıldız Üstad tweet attı. Gazi Mustafa Kemal, ordumuz Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetin, Türk vatanseverliğin çelikleşmiş bir ifadesidir. Türk ordusuna kim ki dili uzatıyorsa su katılmamış vatan hainidir. Nokta. Her yayında arkasında Faik Öztürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. Yüksel Taşkın. İzmir birinci sıraya sahip çıkıyor. Sadullah Ergin Çankaya sahip çıkıyor. Sezgin Tanrıkulu kimseye hakaret mi etti? Etmemiş. Müfteri de değilmiş. Bu öyle beyanlarda bulunmuş ki freedom of speech ifade hürriyetiymiş. Bizler de tırnak içinde geri zekalıymışız. Biz o beyanların Mehmetçiğe, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tahkir ve tezifata yönelik beyanlar olduğunu anlıyoruz. Şehit anaların kemikleri, bak şehitlerin kemikleri sızıyor. Şehit annelerinin, affedersiniz, okuyamıyorum ya. O kadar lanet ediyorlar ki. Bizim oğlumuz, evlatlarımız bunun için şehit olmadı Cem Bey diyor. Atılan mesaj, tweet, Yüksel Taşkın, CHP birinci sıra. Sadullah Ergin orada. Nerede Kemal Bey?
Kemal Bey EYK militanlarına atılan bu fotoğrafı, bu videoya sahip çıkıyor. Daha takip edin diyor. Ya izliyorum. Acaba bende mi hata var diyorum. 100. yıl yürüyüşümüz diyor. Bu militanların arkasında diyor. Beş parmak dağlarına nasıl gömüldükleri var diyor. Ya bakıyorum Erdoğan Aktaş, yok. Dersin ki arkadaş, iki tane ileri zekalı koydu önüme, beni kandırdı. Ben de tuttum kulaklarından atıverdim. Yazıklar olsun, yüzlerine tükürdüm demiyor. Pek mi güzel çektik, harika çektik diyor. Yapamazlar, niye? Kemal Kılıçdaroğlu 18 Kasım 2022 arkadaş. Şebnem Korur fincancı tutuklanmış. Kendisi içeride. Türk Tabipler Birliği heyeti gitmiş. Onu ziyaret ediyor. Açıklama yapıyor Kemal Bey adına. Kemal Bey de diyor, esasen Şebnem Hanım'a haksızlık, hukuksuzluk yapıldığını söyledi diyor. Şebnem Korur fincancı ne demiş? Mehmetçik, Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor demiş. Nerede demiş? 18 Kasım 2022'de medya haber. Bitiriyorum. İttifaka nasıl bağlıyorsunuz? Şuna bağlıyorum. Sen şimdi İyi Partili vekil olacaksın. Burada oturacaksın. Sen milliyetçi, ülkücü, kıymetli üstadımdan azade söylüyorum. Bir takım değerlerle mücehhez olarak, rahmetli Başbuğ Türkeş'in elini öpmüş bir insan olarak, Ayıldız Albayrak'a, Natık-ı Kelamullah'a, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, bizim kırmızı çizgilerimize, mukaddesata gönül vermiş. Bunları asla tartışma götürmez birer gerçek olarak karşında oturacaksın. Günün sonunda bu ittifakta bu kabil eylem ve işlemlerin odağı olmuş bir Kemal Kılıçdaroğlu, bir Sezgin Tanrıkulu, bir Yüksel Taşkın, bir Canan Kaftancıoğlu, bir Sadullah Ergin. Adalet Bakanı'ydı ya. Ne çabuk unuttuk. Koyacak yer mi yok? Çankaya'ya koydum. Kıymetli hanımefendi söylüyor. Giresun'a koydum. Çalıştım. İttifak ortağım aleyhime çalıştı diyor. Niye Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında böyle bir tenakuz, böyle bir tartışma olmuyor? Bizde lider teşkilat doktrin esası var. Lider Devlet Bahçeli emrediyor. Emrettiği yere ok misali yöneliyoruz. Peki nasıl böyle bir kaotik yapının içerisinde Meral Hanım kendisini ve partisini sürükleyebiliyor? Şöyle bitiriyor. Diyor ki artık yeter. Fatih Altaylı 5 Eylül 2023. Biz onlara aday gösterdik. Biz onlara her ortamda destek verdik. Ama artık yeter. İstanbul ve Ankara dahil aday çıkaracağız. Ne annem kalacak, ne babam kalacak. Ben buna hazırım. Dileyen dilediği bedeli ödetsin. Ben bu bedeli ödetmeye hazırım. Canı isteyen istediğini yapabilir. Biz artık sözün bittiği yerdeyiz. 81 vilayette aday çıkaracağız. Ben bu partiyi CHP'ye seçim kazandırmak için kurmadım diyor. Şunu da bitireyim. Bu ifade etmiş olduğum hassasiyet dahi, bakınız ben Ankara'daydım 3 gündür, çok farklı bir takım kesimlerle temas ettim. Bizi yolda durduranlar hep şunu sordu. Siz hadisenin başından beri, yani bu masanın kuruluşu, bu masanın dağılışı 14 Mayıs, 14 Mayıs öncesi Recep Tayyip Erdoğan %26 oy alacak, MHP bitti %3'lerde, 4'lerde, 5'lerde dendiği andan itibaren dahi eğilmeden, bükülmeden hep doğruları söylediniz. Yeri geldi iktidarı eleştirdiniz. Yeri geldi en ağır söylenmeyecek sözleri söylediniz. Ben söylüyorum. Ben bugün Mehmet Şimşek'le ilgili de bazı bir takım hassasiyetlerim ve tenkitlerim var. Söylüyorum. Kredi kartı diyorsun, adam onda geçiniyor. Zenginlik kaynağı değil. Bunu ifade etmek lazım. Belli bazı hassasiyetleri koyarken vatandaşı dinlemek lazım. 40 lira benzin olmaması lazım. Dolayısıyla bu tespitleri yaparken de diyorum ki o İyi Parti'nin içindeki ağabeylerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize. Lider Devlet Bahçeli 3 kez seslendi. Adana, Adana, Ankara. Ya dedi bakın, mündemiş olmasak dahi. Bu kıymetli Fethi Yıldız Üstadım'ın ifadelerinde de var. Gelin aynı partide, aynı kotada erimesek dahi. 14 Mayıs gecesi ifadelerini hatırlayınız. Türk siyasetinde çok şey değişecek. Lakin Türkiye değişmesin, muradımız odur dedi. Gelin komşu olalım, yan yana duralım derken esasen kastı mahsusası buydu Devlet Bey'in. Dedi ki ya bu kadar hadiseler yaşanıyor. Gelin bu tarafta durmayın. Gelin milli ve manevi, bitiriyorum 30 saniye, değerlerin içerisinde olun. Gelin mukaddesata sadık olun. Gelin Ay Yıldız Albayrak'a sadık olun. Gelin kıymetli hanımefendinin gezdiği Karadeniz insanın ruhuna, o sandığa giden o her bir helal oya sahip çıktığınız gibi bu vatana da, bu millete de gelin tek nefeste, tek yürekte, yan yana komşu olarak sahip çıkın dedi. Bizim durduğumuz, baktığımız yer budur. Dolayısıyla bu hadiselerin de şundan korkarım. Seçim sattım hali gelir. Evladım Ekrem olur tekrar gider. Kıymetli hanımefendi destek olur. Mansur Başkan gider. Ya sensiz kazanamıyoruz abla der. Tekrar destek olur. İşte o zaman 3 Mart 6 Mart var ya, üstad söyledi, onurlu masaya dönüş. Farklı bir dönüş olmaz kıymetli hanımefendi. Peki. Aynen. Bir şey söyleyeyim. Ankara'ya dönmem lazım. Acıyı çok yok, bekledim. Yok hacı, yabancı değil, biraz daha beklesin. Şüphesiz hacı, arkadaşımız ama ona bir döneceğim. Çok kısa. Çok kısa. Geçmişe dönük sözlerden bahsetti.
Sayın Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'la ilgili söylediği ağır hakaretler. 15 Temmuz'dan öncedir. Bir dakika, evet. bir dakika. 15 Temmuz milat değil hiçbir şeyde. Peki, 15 Temmuz'u yapanları üstadım? Besleyenler. Bu mektubun besleyenler, miladı nedir? Besleyenler. Mansur Başkan'ın CHP'lileşmekle 2014'te suçladığı, değil mi? Bu nedir? Söylediği. Peki 2011'de CHP'lileşmek meşhur. 17-25 burada değil? Da var öyle mi? Bugün tamam, değil mi bu? Sevgili meslektaş. Peki buyurun. Ona söylediği hakaretler. Tamam. Ayrıca hakaret değil. EKO'yla, hadde değildir Mansur Bey'in. Kime hakaret edecek? Sevgili kimdir meslektaşım. Devlet Bey hakaret edecek. Müsaade et. Diyor ki 40 üstad okuyayım siz devam edin. Milliyetçiliği ayağı altına alanlar. Milliyetçiliği üstad bitireyim siz devam edin. Nasıl milliyetçi parti? Milletin onur ve değerlerinden yan yana olmak her türlü tehdit ve baskı altında onun hukukunu korumaktır. 40 yıldır taşıdığım mülkücü sorumluluk diyor. Lideri tamam de bu mektubu yazıyor. Tamam da yazıklar bunu liderine olsun. Yazmış. Yazıklar kamuoyuna olsun. Açıklamamış. Yazıklar. Bu. Bir. Açıklamamış. Hayır, liderine yazmış. Kim bunu? Bu, o zaman yazmış. Geldi? Ne zaman? 2014. Uçarak mı geldi üstadım? 2015'te. Aynı gün liderine internete verdiler. Tamam. 2014'te. 2013'te. 4 Mart 2011 bir dakika. MHP'nin il başkan yardımcısıydım ben Giresun'da. İşte başım gözüm. Ve o zaman da. İşte onun için diyor liderimiz. Haliç'teki koyacaksın Persil, Tursil yıkanırsa aklanamazsınız dedi. Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alanlarla yan yana duruyor. Şu an duruyor. An Türk milliyetçiliği dakika, ayaklar altında değil, dakika, herkesin Türk başının üstünde dakika, Allah'a bin şükür. Bir dakika. İşte tabii, Devlet Bey'in feraseti ve şuuruyla biz her yerde okuyoruz. Andımızı bütün nerede ülke okuyorsunuz? Taksim meydanına çıktı binlerce ülkücü. Bangır bangır. Değil. Ocaklar okuyor. Okullarda okutabiliyor İzmir'de musunuz? Okuyor. Ankara'da bak, okuyor. İstanbul'da okuyor. Davayı açan avukatlardan biri benim. Davayı açan avukatlardan Allah'ın biri izniyle Ay Yıldız Al Bayrağı'nın dalgalandığı her yerde okuruz. MHP'li olmayan biri olarak hiç konuşabilir miyim? Çok ayıp. Hacı'dan şöyle sonra. Diyorum. Bir dakika. Bir saniye. Sevgili başkanım bir dakika. Yani herkesin partisi var, bir tek benim partisi. Şöyle diyorum. İyi Parti, evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresi sırasında yapılan, iktidar desteğiyle yapılan oyunlar sonrasında meşhur Gemerek mahkemeleriyle engellendi. Kurulamadı ama bu partiniz. 20 tane bak, milletvekili bu Burcu Köksal bugün bayılıyor. Hayır, ya. Ben, benim sınıf arkadaşım. Ya, Afyon milletvekili. Ben yaşadım. Kendini yere attı ya kızcağız. Ben yaşadım. Bir bağlansın dinle. Konuşsun ben ya. Ben yaşadım. Onun için yaşayan anlasın. Evet. Tarla kongrelerinde ben de vardım. Evet. Onun için fakat bu parti evet milliyetçi. Bu parti demokrat ve kalkınmacıdır. Evet. Sadece bir partiden ayrılanlardan kurulmuş bir parti değil. Evet. Merkezde kıymetli üstadım. Kalkınmacı, çok güzel ifade ettiniz. Demokrat bunları hazmedebiliyor musunuz siz? Ve milliyetçi siz hazmettiniz mi? Bakın ben hazmetmediğim için ne en büyük doğruları ya, haykıra haykıra söyledim. Sevgili haykıra haykıra söyledim üstadım. Şunu da hatırlatayım. Ben andımızı da okudum. Ben çocuğuma okuduk da okuttum. Değil. Resmi olarak ben, kaldırdınız bak, mı? Üstadım, kaldırdınız. Beni Milli Eğitim Bakanı yaparsanız İşte biz Cumhurbaşkanı bunlara, olursunuz. Beni dakika, atarsınız. Karşılıklı tartışmayalım. Ben ilk dakika ama konuştun, siz açtınız konuyu. Ben cevap veriyorum. Ama ayıp dediniz. Ben hayır, niye ayıp ettim? Ben gayet ayıp. Güzel ifade hayır, ettim. Hayır şuna ayıp. Birini buyurun. Söylerken evet. Diğerini yok, söylememiş. Hepsini söylüyorum. Onu da yani söylüyorum. Bir de EOKAN'ı ben savunmak durumunda değilim. İzlediniz Sayın mi videoyu? Sayın Kılıçdaroğlu'nu. İzlediniz İzledim mi? De. Evet. Aynı video kimde de var? Evet. AKP'li Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da yayınlamış. Cevdet Yılmaz'a bağlansın yayınlamış, Sayın Cumhurbaşkanı hayır, yardımcısı. Yayınlamış. Bağlansın. Sevgili, aynı yerden besleniyorlar demek hayır, ki. Bağlansın demek ki ben, açıklasın. Oktay Vural evet. EOKA fotoğrafını kullanan evet. CHP ve AKP'ye özür için çağrı yaptı. Hemen bağlansın Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza. Yani onun için bunu onu kim da kına, yaptırdıysa. Onu da kına. Bakın kim yaptı? Adaletli bakın, olacaksın. Zaten onu da kına. Ama ifade ettiniz ve değil mi? Ve şöyle diyorum. Şimdi bu bak, ifadenizi siz tefsik ediyorsunuz değil mi bir üstad? Bir bitireyim. Bağlansın Cumhurbaşkanı bağlansın, yardımcımız. Desin ki. Kendi özür dilesin. Bana bu EFK kepazelini şu yaptırdı. Ben de kulağını çektim attım. Sevgili, savundu mu? Sevgili yani söylemek istediğim hayır, savundu şu. Mu? Şöyle diyorum. Çıktı Faik Öztürk pek güzel olmuş dedi ya. O savunabilir. Ben kınıyoruz biz. İşte biz lanet ben ediyorum. Ben de diyorum ki ha? AK Partili Cumhurbaşkanı yardımcısı o mu savundu mu Cevdet hayır. Yılmaz? Savundu o da ha. Yayınlamış. Ay yayınladı çıktı bu söylendiği zaman sanıyorum, savundu mu? Silmiş yani. Silmiş. Ama ne güzel yapmış. Galiba 2 yıl önceki bir vakit. Kandırılmış. Yani o da kandırılmış. Özür dilerim. En azından arkasında durmamış. Kandırılmış. Hayır. Yani, o da özür dileyecek. Bizde bir şey hayır en azından arkasında durmamış ya. AK Parti de özür dileyecek. Lütfen çok bekletin. O da yakışıklı olduğu için. Ayrıca şunu da beyan etmek isterim. Buyurun. Bu seçim. Kısaca lütfen. Kısaca. Millet İttifakı bu seçimi kaybetti mi? Kaybetti. Herkes üzerine düşen payı aldı mı? Kazandık aldı. Diyor Kemal Bey. Ya 25 kaybetti. Milyon oy aldım diyor. Ya. Şöyle diyorum bir de şöyle. Az önce küçük bir şehir örneği verdim size. Çok önemli. Nereye gitti AK Parti'nin kaybettiği oylar diye? MHP'ye gitti. 160 bin oyları vardı. Bir önceki seçim şimdi 110 bin oylar var Giresun'da. Aradaki fark nereye gitti? Stratejik oy ortağına.
Erdoğan %64, Kemal Kılıçdaroğlu %35. Hayır, ben milletvekili oyuncuyum. Milletvekillerde AK Parti %43, CHP %20, MHP 15, İYİ Parti %10. Evet, o. Peki. O aradaki fark nereye gitti? Nereye? AKP'ninki Milliyetçi Hareket Partisi'ne gitti. Onlar stratejik oylarını kullandılar. İttifak olmanın gereğini yaptılar. Onu da beyan etmiş olayım. Yani kimseye küstargın değiliz.